Vay be, 2021 bitiyor. Koskoca bir yılı geride bırak... Hop hop hop, nereye geride bıraktık abi ya? Daha başımıza neler gelecek mi bilsen? Neler gelecek Esat? Beni takip et, öğrenirsin. Uf, inanıyorum ya. Bu sefer yeni yılda kar yağacak. Ben de Hollywood filmlerindeki alışverişimi yapıp evime gideceğim. Olur mu olur. Şura abla. Berk abi. Berk abi. Kardeşim. Abi bu ne hal? Donarsınız vallahi bak benden söylemesi. Oğlum hava durumunu izlemiyor musun hiç ya? Son 150 senenin en sıcak kışı olacakmış. Antalya'da var ya turistler şu an denize giriyor ya. Böyle böyle. Biz de oraya gidiyoruz şimdi. Hadi bay. Ya abi onlar manyak. Siz onlara ne bakıyorsunuz? Adamlar yeni doğan çocuklarını karın içine sokup çıkarıyorlar. O soğukta yavrucaklar kas katı kesiliyorlar böyle. Yazık sonra sobanın önünde zor çözülüyorlar. Uf ya. Yeni yılda yine kar yağmayacak galiba. Ne yapsak Antarktika'ya mı taşınsak? Haydar abi. Yılbaşı şakası yapan arkadaşları getirdim abi. Demek sizsiniz. Hangi şakayı yapmış bu? Benim dilim varmıyor abi. Kendisi söylesin. Söyle. Hangi klişe şakayı yaptın? Gel buraya. Seneye görüşürüz. Midem bulandı. Bıktık ya. Al götür bunu buradan. 200 tane yeni nesil soru çözsün. Abi yalvarırım. Abi yürü. Ne olursun yapma. Arkadaki cevap anahtarını da sökün. Müstahak buna. Sen gel bakalım böyle bıdık. Belki beni güldürürsün de elimden kurtulursun. Abi, yazılılara daha bir sene var. Neden şimdi çalışıyoruz? Komik misin sen? Al götür bunu buradan. 400 tane yeni nesil soru. Abi 400 tane. Yürü dedim. Abi eski nesil soru var. Abi lütfen. Yürü. Sen gel bakayım. Bu hangi şakayı yapmış? Muza şaka yapmadan önce yakaladık abi. 1 Ocak'ta yapacakmış arkadaş. Vay be. Oğlum uzat beni. Evet. Sen söyle bakalım sopa yutmuş Cem Yılmaz. Hangi şakayı yapacaktın? He? Geçen seneyi dün gibi hatırlıyorum. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Götür bunu buradan. Alın götürün bunları. Bunu LGS'ye sokun. 60 dakikada süre verin çıkamazsın oradan. Üf, neymiş ya? Oğlum bıktım ben ya. Ben istirahata geçiyorum. İkinci bir emre kadar kimse şaka yapmayacak. Tamam abi. Adab olurdu iki kişi var. Longa geçiyorlar. Önlerine çıkacağım. Ne yapıyorsun oğlum? Oyun mu oynuyorsun yine? Evet anne. Bak 2021 yılı senin için pek iyi geçmedi. Sen bu yeni yılda yeni kararlar al. Hem senin için motivasyon da olur. Yani neden yapmayasın? Hem istersen bu kararları sen belirle. Biz hiç karışmayalım. Ben belirleyeyim. Evet. Bence işte bu harika bir fikir anne. Ben o zaman hepsini bir kağıda geçireyim. Sonra sizinle paylaşayım. Bitsin. Aferin benim oğluma. Baban akşam çok sevinecek. Tamam. Ama bak 2022 yılı boyunca bu kurallara sadık kalacağız. Söz mü? Söz oğlum söz. Akşam konuşacağız nasılsa babanla. Tamam. Güzel. Şimdi ben şu kurallarımı yazayım. Bir. Esat'la konuşacaktın sen. Ne yaptın? Konuşabildin mi? Vallahi sen merak etme. 2022'de bambaşka biri olacağım dedi. Sen merak etme. Ya hadi bakalım inşallah. Eminsin yani. Eminim, eminim çok. Sevgili anneciğim, sevgili babacığım, yeni yılda aldığım kararları sunmak üzere sizlerin burada huzurunuzda bulunuyorum. Alkış lütfen. Alkış. Yok anlat mu? Bakalım. Anlat. Anlat hele bir bakalım. Tamam. Göreceğiz mi alkışı? Bir, odamdayken ders çalışıyor muyum, çalışmıyor muyum diye yapılan kontroller
2022 itibarıyla son bulacak. Bakın, dikkat istiyorum. Son bulacak. Üzerimde kurduğunuz bu baskı politikası yerini ılımlı ebeveyn çocuk ilişkisine bırakacak. Çok iyi olacak aramız. Yatak toplama, gardırop düzeltme gibi zamanımı alan işler. Bakın, buraya çok büyük bir dikkat istiyorum. Ablam Derya'ya devredilecek. Dalga geçiyor herhalde bizde bu. 2021'de 20 TL artı akbil harçlığımın 2022 itibarıyla 40-50 TL'ye çıkartılmasına Esat Polat Güler tarafından karar verilmiştir. ...2022 ya. Yepyeni umutlar. Yepyeni günler. İnanıyorum 2022 çok güzel olacak. Allah! 4, 3, 2, 1... Oh. Şuna bak ya. Havası bile farklı. Bambaşka bir enerji resmen. Esat, bırak oyun oynamayı. Yazılıya çalışacaksın. Nasıl ya? 2022'ye girdik anne. Hala mı ders? Eskiden de o. Ben oyun oynayacağım. Çözeceksin dedim sana. Bak geliyor terlik. Ya of ya. Hiçbir şey değişmemiş resmen. 2022'ye girsek de hiçbir şey değişmemiş ya. Yine aynı sorular. Ben çözmek istemiyorum. Anne çözmeyeceğim. Evet sayın izleyenler. Yeni yıla ilk giren ülke bu yılda Yeni Zelanda oldu. Yeni Zelanda Başbakanı yaptığı açıklamada birim diye bağırdı. Allah'ım ya. Yeni yılın ilk ikiz bebeği kim olacak yarışmasının tamamlanmasına yalnızca saatler kaldı. 14 aylık bir hamile anne bebeğini sırf yeni yılda doğurmak için aylardır beklediğini söyledi. Yeni yılda doğacak bebeklerin direkt askere alınması bekleniyor. Bu ne ya? Ben gideyim de ders çalışayım. Ne de olsa yeni yıla nasıl başlarsan öyle biter. Güzel. Bak bak neler aldım. Ne aldım bakayım? Yiyeceklerimiz tamam. İçecekler de tamam. Bugün gece 3'e kadar ayaktayız. Bunu da küçük vermişler. Bak yarın okul da yok zaten. Gece 3'e kadar ayakta kalıyoruz. Sabaha kadar eğleniyoruz tamam mı? Ama sen diyorsan ki bebek gibi ben 10'da uyuyacağım. Hiçbir zahmete girmeyelim burada. Yok ya otururuz sabaha kadar. Hadi bakalım inşallah. Yine uyumuş ya. Şşt, Esat. Esat hadi uyan. Hani gece 3'e kadar oturacaktık uyan. Ya biz deli miyiz 3'e kadar oturuyoruz ya. Ya istiyorsan 2030'a gir. Ben yatacağım uykum var ya. Sen şu tarafta oyna. Uzak dur bana. 4, ay iyi sen bilirsin ya. 2, 1. Neyse arkadaşlar Esat uyusun. Siz de videoya like atmayı ve en sevdiğiniz yeni yıl şakasını yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinize iyi seneler. Hoşça kalın.